ماشي كده. ص الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Benim bildiğim 164'te mi kaldık? Hayır hocam, 162 ama tam onları bitirememiştik. 162. Evet. Efendim 161'den başlayalım. Çünkü 162, 163 ona bağlı olarak görev yapıyor, işlev yapıyor, ona bağlı. İçten bileşik kaplar gibi birbirine bağlı bunlar. Ve mâ kâne nebiyyin en yagul, bir peygambere ihanet etmek yakışmaz. Ve men yagul, kim ihanet ederse, ye'ti bimâ galle yevmel kıyâme, kıyamet gününe o ihanet onun boğazına asılmış olarak gelir. Sümme tuveffa küllü nefsin, sonra her cana, herkese ödenir. Ma kesebet, yaptığı ameller neyse onun karşılığı ona ödenir. Ve hum la yuzlemun, onlar zulme uğramazlar. Burayı bitirmişti, bunu açıklamıştı. Hullenin ne olduğunu, ihanet kelimesinin ne anlama geldiğini filan konuşmuştuk. Ama maalesef İslam alemi ihanetle dolu. Biz daha çok Allah'a, hocaları yanlış fetva vererek dine ihanet ediyorlar. Bizim ihanetimiz de başka türlü yani. Neyse, şimdi Allah-u Teala bir soru soruyor. Efemen ittebe'a rilvanallahi, Allah'ın rızasına tabi olan, Allah'ın rızasını arayan, Allah'ın rızasını elde eden manalarına gelir bu. Kemen gibi midir? Ba'e bisahatın minallah, Allah'ın gazabına uğrayan gibi midir? Böyle bir soru soruyor Allah-u Teala. Allah'ın rızasını kazanan mı? Soruyu soruyor. Allah'ın gazabını kazanan mı? Hangisi? Bunu düşünün. Yani bu soruyu bize yöneltiyor ki bu Allah'ın gazabını kazananlar vahu cehennem. Vahu cehennem. Onların gideceği yer cehennemdir. Ve bir selması ne kötü yer. Şimdi bu iki kişiyi bizim önümüze koyuyor Allah-u Teala. Ve bize soruyor, bak böyle bir adam var, benim gazabımı kazanmış, çok kötü bir yer olan cehenneme gidecek olan bu adam ile benim rızamı kazanan, elde eden adam hangisi? Yani gayet rahat bir biçimde Allah-u Teala bu iki grup adamı bizim önümüze koyuyor. Tercih et bunlardan, hangisini tercih edersin? Ateşi mi? Benim rızamı. İhanet eden de böyle. İhanet eden benim gazabımı hak etmiştir. Efendim, ne var onların arasında ya Rabbi? Hum derecatun indallah. Allahu Teala katında onların dereceleri vardır. Vallahu basirun bima ya'melun. Yaptıklarını Allah-u Teala görüyor, gözetliyor. Yani dereceler mahşerde amelle kazanılıyor. Herkesin ameli aynı derecede kaliteli olmadığı için doğal olarak farklı farklı ödüller vardır.
Ama bu ödüller, bu dereceler keyfi değildir diyor Allah-u Teala. Ben size bu dereceleri keyfi vermeyeceğim. Sizin amelleriniz belirleyecek bunu. Sizin amelleriniz bana diyecek ki, ya Rabbi ben Naim cennetini istiyorum. Öbürünün ameli diyecek ki ben cenneti Adn istiyorum. O biri diyecek cenneti Mevva istiyorum. O biri cennet Firdevs cennetini istiyorum. Yani her cennete insanın ameli o cennete girip girmeyeceğini tayin edecek. Dolayısıyla Müslümanın ameli konuşur Allah'ın huzurunda. Amel konuşur. O amel hangi ödülü istiyorsa onu verecek ona. Şimdi bu hum derecatun indallah kısmı ayetin Allah katında onların dereceleri vardır. Birinci planda Allah'ın gazabını kazananla Allah'ın rızasını kazananın derece farkını ifade eder. Birinci derecede bu ayet. Ama ikinci derecede kafirlerin de Allah'ın gazabını kazananların da dereceleri vardır. Müminlerin de dereceleri vardır. İkinci bakış açısı budur yani bu ayet-i kerimeye. Efendim yani Allah-u Teala diyor ki Nisa suresinde innel münafıkîne fidderkil esfeli minennâ. Ha bu. Münafıklar cehennemin en alt tabakasına gidiyor. Demek ki orada da derece var da, kafirin derecesi var da, olacak yani. Bunu bizatihi Allah söylüyor. Bizlerin de dereceleri olacak Allah katında, ama bu dereceler iman ile amel belirliyor. İman şart oluyor nerede? Müminlerin derecelerinde olmazsa olmazı iman teşkil ediyor. Sonra amel. Efendim, ama kafirlerin imanı olmadığı için doğrudan doğruya amel belirliyor yani. Bu açıklamayı yaptıktan sonra Yüce Allah konuyu başka bir boyuta götürüyor. Efendim, lekad andolsun ki diyor Allah, mennallahu alel müminine. Allah müminlere inam etti. İhsanda bulundu, lütufta bulundu. Neyle? İz ba'te fihim rasulen. Onların kendi aralarından bir peygamber göndermiş olması. Bu büyük bir lütuftur. Bu büyük bir iyiliktir. İhsandır. Min enfusihim, kendi içlerinden. O peygamberin görevi nedir şimdi? O görevi ele alacak. Peygamberimizin bazı görevlerini şimdi ele alıyor burada. Yetlu aleyhim ayatihi. Allah'ın ayetlerini onlara okur. Bir. Ve yüzekihim, onları temizler. Ruhlarını temizler. İki. Ve yuallimuhumul kitabe. Kitabı onlara öğretir. Vel hikmete. Hikmeti öğretir. Bak. Peygamberim burada kaç tane yaptı şimdi? Bir, iki, üç tane görevinden bahsetti. Ve inkânu, onlar idiler. O müminler idiler. Neydiler? Min kablu, bundan evvel idiler. Lefî dalâlin mubîn. Apaçık bir sapıklıkta idiler. Yani peygamberin sahabesini düşünün. Daha evvel müşriktiler. Sapıktılar. Onlara peygamberimiz şu 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 görevleri yaparak onlara bir iyilik, bir ihsanda bulundu. Bir lütufta bulundu. Şimdi bu ayeti Bakara suresinin 151. ayetiyle beraber halletmek mecburiyetindeyiz. 151. Orada da peygamberi anlatıyor.
Orada da görevlerini söylüyor. Kema ersenna fikum rasulen minkum. Sizin aranızdan size bir peygamber gönderdiğimiz gibi yetlu aleyküm sizi okur. Ayetine ayetlerimizi. Ve yüzekkiküm sizi temizler. Bak aynısı. Ve yuallimukumul kitabe vel hikmete. Ve hikmeti ve kitabı size öğretir. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Burada bu yok. Burada diyor ki bilmediklerinizi size öğretir o peygamber. Burada dört tane sayıyor. Bu 151'de dört görev, burada üç görev sayıyor. Şimdi biz bunları ele alalım. Bu iki ayeti zaten birini açıklayınca o birine zaten bir tane kalıyor. Onu da açıklarız. Şimdi bir tane değerli kardeşlerim, bu ayet üçüncü şahsa hitap ediyor. Onlara öğretir, onlara memle yapar, onları temizler, onlara kitabı okur, ayetlerini okur onlara. Orada diyor size. Ha bu onlara dediğinden anlıyoruz ki diğer bütün peygamberler böyledir. Diğer bütün peygamberlerin görevi de bu. Ama orada bizim peygamberimizi anlatıyor. Bizatihi. Burada diğer bütün peygamberleri anlatıyor. Bizim peygamberimiz de dahil olmak üzere onların görevini anlatıyor. Orada muhatap alıyor, bizi anlatıyor. Bize diyor. Kema ersenna fikum rasulen minkum yetluna aleykum ayatillahi ve yuzekkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikmete. O küm muhatap alıyor, bizi alıyor bu adam. Ama burada bütün genel manada peygamberleri de alıyor, bizim peygamber de dahil yani. Şimdi şu mana geliyor. Genel manada verelim, yorumu yapalım şimdi bu ayete. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Allah-u Teala müminlere iyilikte bulundu, ihsanda, lütufta bulundu. Bu menne kelimesi farklı manalar olan bir kelime Kur'an-ı Kerim'de. Minnet altına bırakmak manasına da gelir. Farklı bir, olumsuz bir anlamı da var böyle yani bu menne kelimesinin. Efendim, bu müminlere derken diğer bütün eskiden beri gelen peygamberlere inananları, oradaki müminleri kastediyor. Dolayısıyla bizleri de kastediyor burada. Ne zaman bu iyilik? İdbaate fihim, onlara gönderdi. Rasulen min enfusihim. Kendi içlerinden, min enfusihim, kendi nefislerinden derken kendi içlerinden bir peygamber gönderdi. Şimdi arkadaşlar, Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır yeryüzüne peygamber görevlendirmesi. Yani düşün ki bir köye öğretmen yok. Vardı ya öyle köyler 50'li yıllarda, 40'lı yıllarda filan. Devlet bir öğretmen gönderdiği zaman o köye, düşün şimdi bunun iyiliğini, güzelliğini. Bir imam yok. İmam gönderdi devlet. Bu bir nimettir. Bu bir iyiliktir. Öyle değil mi? Ama Allah-u Teala peygamber gönderiyor sana ayağına. Seni muhatap alıyor. Seni adam zannediyor. Kul zannediyor. Ve diyor ki git bunlara doğruyu anlat. Bunlar sapıttılar bu kullarım ya. Bunları cehennemde yakmak istemiyorum. Gönder, git bunlara öğret bir şeyler. Bir şeyler söyle. Bunları yola getir. Bu bir iyilik tabii yani. Bu büyük bir nimet yani. Allah ayağına peygamberi gönderiyor toplumu. Bu
Ba'se göndermek anlamına geliyor. Ba'su ba'del mevt yaratılmak manasına gelir. Yeniden dünyaya gelmek anlamına da gelir bu kelime. Belki farklı ayetlerde farklı manalar kazanıyor ama burada göndermek, görevlendirmek, ba'su yetiştirmek anlamına da geliyor. Bir anda var mı? Kendilerinden onlara bir peygamber gönderdim. Nedir onun görevi? Hangi görevle donanımlı olarak göndermişim o peygamber onların içine? Yetlü aleyhim ayati. Benim ayetlerimi, Allah'ın ayetlerini, hi Allah'a gidiyor. Allah'ın ayetlerini onlara tilavet etmek için. Hatırlayın size söylemiştim. Üç türlü okumak vardı demiştim size, hatırlayın. Kıraat, efendim tertil, tilavet diye söylemiştim size, bunu biliyorsunuz. Yani. Bu tilavet en kaliteli olan okumaktır. Kur'an'ın yörüngesine girerek okumak, Kur'an'ın ışığını alarak okumak, Kur'an'ı takip ederek okumak, tıpkı Şems suresini Allah-u Teala bu kelimeyi kullanıyor. İlk orada kullanılıyor. Efendim, ayın güneşi takip etmesi, yörüngesine girmesi, etrafında dönmesi, ışığını alması anlamına geliyor orada. Maddi anlam bu. Bu maddi anlam. Buradaki tilavet ise manevi. Yani kişinin beyni, aklı, gönlü Kur'an'ın etrafında tıpkı ayın güneşin etrafına dönmesi gibi, onun yörüngesine girip onun ışığını alması gibi bir okuma. Oo. Bu büyük okuma. Ha, bu kalitede okumak nerede? Yani adam Kur'an'ın etrafında ruhu dolaşacak. Aklı, kalbi. Ha? Kur'an'ın etrafında dolaşacak, onun ışığını alacak. Yok canım, Kur'an bize karanlık geliyor. Nerede ışığı? Allah benim nurumdur diyor bu. Bu benim nurumdur diyor. Evet. Şura 52. İyi ama biz bunun nur falan gördüğümüz yok. Ne ışığı? Nerede? Kim almış bunun ışığını? Ha, bir de ruhu onun etrafında dolaşacak. Ayın güneşin etrafından dolaşması gibi. Aman 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 aman. Böyle bir adam göstersene bana. Efendim ruhu dolaşacak etrafında. Onun ışığını alacak. Onu takip edecek. Baba. Ve şemsi ve luhaha vel kameri iza telâ. Güneşe yemin olsun. Onun ışığına da yemin olsun. Onu takip ettiği zamanki aya da yemin olsun. Hı. Takip ediyor. O nereye gidiyorsa o nereye gidiyor. Senin de ruhun Kur'an'ı nereye gittiyse onu takip ediyor mu? Yok canım ya. Nerede ya? Bir de bak, bizim ruhumuz takip ediyor. Bizim ruhumuz İmam Gazali'yi takip ediyor. Ötedekileri diyemiyorum, dünya kopar diye. Şimdi peygamber böyle okurmuş, bak. Orada da öyle, yani 151'de de öyle, burada da öyle. Herhangi bir peygamber, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da kendi vahiylerini okurken o vahyin ruhu o vahyin etrafında dolaşırdı. Yörüngesine girerdi, ışığını alırdı. Evet, olay bu. İnanın Abu Hocalar, ha bu Kur'an-ı Kerim'in etrafına ruhları, akılları, gönülleri o yörüngeye girerek, onun ışığı alarak okusalar var ya, dünya düzelir ya. Dünyada böyle gargarısı olmaz. Efendim, demek ki peygamberin birincil görevi burada ve orada. Ama bütün peygamberlerin ama. Yani orada bizim peygamber sadece, burada da
Efendim, bütün peygamberleri ve bizim peygamber de dahil olmak şartıyla. Birincil görevi Kur'an'ı insanlara okumak, anlatmak. Peki biz ne yapıyoruz? Şimdi bak, sünnet arıyorlar. Aha sünnet. Ya sünneti sen nerede arıyorsun kardeşim? 1500 sene sonra, efendim peygamberden 150 sene sonra sen sünnet mi bulacaksın? Aha sünnet Kur'an'da. Sünnet Kur'an'da. Bak, peygamber, Allah-u Teala diyor ki, peygamber onlara, bütün peygamberlerin sünneti buymuş, bir insanlara Allah'ın ayetlerini okurdu, anlatırdı. Sen de yap o sünneti bakayım da sünnet deyip deyip duruyorlar. Hep yalan. Sonra ve yüzekkihim, onları temizlerler. Bütün peygamberler kendi inanırlarını efendim temizlerler. Çünkü şirkten imana geçince, tevhid inancına geçince o şirk kiri duruyor. O şirk kirinin temizlenmesi lazım. Nereden? Gönülden, ha bedenden değil ha. İstediğin kadar bedenini temizle, ruhunu temizleyemezsin. İstese omoyla yıka, Arap sabunuyla yıka. Neyle yıkarsan yıka. Ruhunu temizleyecek, ruhunu. Gönlünü, o kirli, innemel müşrikune necesin diyor ya Tevbe suresinde Allah-u Teala. Müşrikler necistir, pisliktir. Bu pislik temizlenmesi ya. İşte onu, o ayetleri onlara okuyarak, o ayetlerin ruhunu, ışığını alarak temizliyor onu. Peygamber temizliyor onları diyor. Onları Kur'an'la irtibat kurdurarak veya o peygamberlerin vahiyiyle irtibat kurdurarak o peygamberler insanları temizliyorlar. Ruhu arındıracaksın. Demiştim size, hatırlayın. Bizim yaptığımız bütün amellerimizi, pislik, kötü amellerimiz bizim gönlümüzün üzerine pas bağlıyor. Aynen böyle diyor Mutaffifin suresinde. Kella bel râne alâ gulûbihim mâ kânû yeksibûn. Yaptıkları ameller onların gönlünün üzerinde pas bağlamıştır diyor Allah-u Teala. Bu pası sileceğiz. Anlattım size. Bu pasın üzerine Allah'ın boyası çalınmaz. Sıbgatallah olmaz. Çünkü pasın üzerine boya sürüldü mü arabada kusar onu. O pası tutmaz. O boyayı tutmaz o pas. Onu bir zımparalayacaksın. Zımparalayıp pası sildikten sonra boyayı çalacaksın. İşte Allah-u Teala diyor ki peygamberimize, git onları temizle. Onların gönlünü zımparala. Benim boyamı çalacağım oraya. Sıbgatallah'ı çalacağım. Sıbga demek boya demek. Ve men ahsenu minallahi sıbga. Allah'tan daha güzel boyayı kim çalabilir? Tabi buradaki mecazi mana. Yani abi senin dediğin çebese değil ha. Oradaki manevi boya. Ha, ama o manevi boya ben çalarım. Allah diyor ki benim boyamdır mükemmel. Benden daha güzel boyayı kimse vuramaz. Allah diyor, Bakara suresi 20. sayfasında. Şimdi demek ki temizlenmek lazım. İnsanın temizliğe ihtiyacı var. İnsan günah batağına batmış, pislik içerisinde, çamur içerisinde efendim lağına girmiş. O lağım, o günahların lağımından çıkıyor. Bunu temizleyeceksin ne kadar? O şirk de böyle bir lağımdır. İnkar psikolojisi de bir lağımdır. Oradan çıkaracaksın, temizleyeceksin diyor Allah. Peygamber diyor bu görevi. Peygamber veriyor.
Ha bunu bir temizle diyor. Ama onun ruhunu yani. Gönlünü, beynini temizleyeceksin, o şey değil yani, dışarıdaki değil yani. Ha. Demek ki peygamberin böyle bir görevi var. Ruhları arındırma görevi. Baba. Ruhları arındırma görevi. Peygamber bunun için gelmiş. İkincil görevi bu. Ama ayet olmadan olmaz diyor. Birinci de ayet. Bak şimdi. Bak şimdi. Yani bu sıradan bile mana hüküm çıkarıyoruz ha. Ayetlerin diziliş, kelimelerin dizilişinden hüküm çıkarıyoruz ha. E didik didik ediyoruz ya bunu. Bir daha buraya gelecek değil. Ben ömrüm yetmez buralara. Bitti artık. Bu sudan bir defa yıkanacağız artık. Bitti. Biz artık buralara daha gelemiştik. Ama bunu didik didik ediyoruz. Yani en teferruatlı biçimde anlatıyoruz size yani. Başka? Efendim? Önce ayeti bir sen kendin öğren diyor Hazreti Peygamber'e veya diğer peygamberlere. O ayetleri de sen aktar, oku kullarıma. Ha? E ondan sonra arınmaya geç. Ayetleri okuduktan sonra arınmaya gireceksin ha. Ayetin olmadığı yerde arınma nasıl olacak? Nasıl olacak arınma? Yani Allah'ın ayeti yok burada, sen ruhları temizleyeceksin. Kiminle temizleyeceksin onu? Karl Marx'la mı temizleyeceksin onu? Veya Ahmet'in Mehmet'in fetvalarıyla mı temizleyeceksin onu? Hayır efendim. Ayet. Bak şimdi. Anlıyor musun? Yani işe bak sen şimdi. Üçüncü görevini veriyorum sana. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Benim kitabımı öğret ve hikmeti öğret. Diyor Allah. Şimdi biz Allah'ın kitabını öğretmiyoruz ki. Ha biz Allah'ın kitabını Kur'an kurslarına çok iyi öğretiyoruz okumasını. O okuma yarışmaları yapıyoruz bir bilsen, hafızlık yarışmaları dünya çapında. Efendim hafızlık yarışmaları yapıyoruz ama Kur'an'ın manasının anlaşılması yarışmasını yapmıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in okunmasına, talimli okunmasına, efendim hafızlığın yapılmasına verdiğimiz önemi Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasına vermiyoruz. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Onun için Kur'an'ı yaptık ölüler kitabı, mezarlar kitabı, dirilerle bir bağlantısı yok. Evet, onu git ölüyü oku, hasa vereyim sana para. Al 10 lira, 20 lira git al onu ölü mezarı oku. Bu kitap ölü kitabıdır, mezar kitabıdır. Biz bunu bu hale getiririz. Ha? Ya bir de Allah'tan lütuf ihsan bekliyoruz kardeşim. İşte beklersin yağmur gelmez çünkü Kur'an'dan uzak hayat yaşıyorsun sen. Kur'an'dan uzak hayat yaşıyorsun sonra Allah'ın yağmurunu bekliyorsun. Yok öyle şey. Şimdi yani şimdi peygamberin görevine bak. Ayeti okuyacaksın. O ayetler sayesinde insanların ruhlarını arındıracaksın. Sonra döneceksin onları oturtturacaksın masaya, sıraya. Benim kitabımı ve hikmeti öğreteceksin onlara. Yani ne demek? Hikmet ne demek? Bak söylüyorum. Akılla Kur'an'ın buluşması demektir. Bu kadar demek. Hikmet budur. Şimdi adama öğretiyorsun kitabı ama öğreniyor ama akıl bir tarafta, kitap bir tarafta. Ya akılla buluştursana Kur'an. Ha. İşte o zaman hikmet doğuyor. O zaman katıksız bilgi doğuyor.
Yani Kur'an'la aklın buluşmasında, nikahlanmasından doğan çocuğa hikmet diyorum. Ben de coştum ha. Ya. Şimdi ya biz ne okutuyoruz Allah aşkına? Yani biz insanların aklını Kur'an'la buluşturuyor. Ya bizim görevimiz bu da, hocayız da, sözüm ona. Ya üniversitede profesör. Lan ne profesör? Trifisir. Çakma çakma. Bak söyledim size bir defa galiba, bir daha diyorum onu. Unutmuş olabilirsiniz. Yıl 1963. Bak. Gidin araştırın, bulacaksınız gazetede. Yeni İstanbul gazetesi vardı o zaman. Ben de onu her gün alıp okurum. Çocuğum ha. Alıp onu okuyorum. 15 yaşında, 16 yaşında çocuk. Her gün alıyorum okuyorum. Bu Yeni İstanbul gazetesi. Neyse ne varsa bilmiyorum onun için. Alıyorum okuyorum. Bir yarışma açtı. Genç kalemler yarışması. 63'te. Şimdi o makaleleri yayınlıyor. Her gün yayınlıyor. Yayınladı, yayınladı, yayınladı. Bir gün geldi. Birinci, ikinci, üçüncüyü tespit etmişler. İşte altın kalem verecekler birinciye. Şimdi çocuğun, delikanlının biri o zaman üniversitede okuyormuş o. Yani o üniversitede okuduğuna göre en az benden şu anda 7-8 yaş büyüktür. Yani 75 yaşlarında bir adam oldu şimdi o. O delikanlı. Şöyle yazmış. Makalenin başı şu, bak unutmuyorum ha. 63. Kaç sene eder bu? 51 sene. Pirifisir, pirifüsür, profesör. Makalenin başı bu. Bu kazanmış. Aşağıda ne yazmış biliyor musun? O da hatırımda biraz, azıcık. Demiş ki, biz demiş lisede okurken Anadolu'da derdik ki bu profesörler acaba tuvalete gidiyor mu? Yok canım. Bunlar tuvalet gibi bir yere girer, bunlar kaka yapmaz. Olur mu öyle şey? Derdik diye. Ona geldik baktık ki dedim, bunlar pirifisir olmuşlar, bunlar ne profesör. Anlıyor musunuz şimdi? Ha! İlahiyat profesörü demek, halkın, talebesinin aklıyla Kur'an'ı bulaştıran adam demektir, buluşturan adam demektir. Olay bu. O zaman Hazreti Peygamber'in sünnetini yaşarsın. Öyle kafadan sünnet. Yok öyle bir şey. Sen buluşturdun mu akılla Kur'an'ı ve doğurdun mu hikmeti sen? O zaman profesörsün. Yoksa pirifisirsin. Yani bana o kadar etki etmiş ki o makale. Ya çocuğuz ya. Çocuğuz ama bak 51 sene sonra burada anıyorum. O kadar bana etki etti. Şimdi burada yok. O ötekine gidelim, bu aynı ayetin 151'e. Şimdi burada da bak ne buyuruyor. Dördüncü görevi veriyor şimdi peygambere. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Size bilmediklerinizi öğretir. Peygamber bak. Peygamber mesleği halka yeni bir şey öğretmektir. Bilmediğini öğretmektir. Bildiğini tekrar etmek değildir. Anlıyor musunuz? Ah bir anlasanız beni. Yani profesör adam, peygamberin sünnetini benimseyen bir ilahiyat profesörü. Bırak ötekileri, bırak. Ötekileri bıraktık mı şimdi? Bir ilahiyat profesörü peygamberin sünnetini yaşamak istiyorsa talebesine yeni şeyi öğretecek. Talebesinin bilmediğini ona öğretecek. 23 senedir bilmediklerinizi öğretiyorum size. Anladınız mı şimdi? Olay bu.
Peygamber sünneti. De bana sünnetini bakayım. Hani diyor. Peygamber efendim tuvaletini dışarıdaki tuvalette yaparmış. Deveye binermiş. Efendim çatalsız, kaşıksız yemek yemiş. Elleriyle yemek yemiş. Bunu mu alacak? Bu mu sünnet? Bak sünnet burada. Halkın, sahabenin, yani öğrencilerinin bilmediklerini ona öğretecek. Yeniden yeniye gidecek. Yeniden yeniye. Evet. Böyle ilerleyecek İslam medeniyeti. Ha, bu vaaz unutma Mahmut. Ha burada böyle dedi. Demek ki profesör adam çalışacak durmadan, yeni şeyleri öğrenecek. Kendisi gidip talebesine yeni şeyleri öğretecek ki o zaman Hazreti Peygamber'in sünnetini yaşamış olur. Anlıyor musunuz? Niye çalıştığımı anlıyor musunuz yani? Niye çalışıyorum? Ben geçen seneki Bayraktar değilim. Olamam ya. Olamam. Gün değil. Şimdi burada ne dedi? Burada dedi ki o dördüncü görevi buraya koymamış Allah. Buraya dedi ki ve imkanu idiler min gablu bundan evvel lefî dalâlin mubîn apaçık bir sapıklıkta idiler o halk. İşte o halktan işte peygamber sünnetine ula biz Müslümanlara anlatamıyoruz bu İslam'ı. Bırak sen müşrikten gelecek adamı yapacaksın, yeniden değiştireceksin, arındıracaksın, hikmeti ve kitabı öğreteceksin, bilmem ne yapacaksın. Nerede biz de öyle bir şey ne olacak? Yok canım biz de öyle bir şey ne ihlas ne işi var ya? Ya böyle şey? Ya biz Müslümanları elimizde tutamayız kaçırıyorlukları. Gidiyorlar. Anlıyor musun? Bakın şimdi yani burada sapıklıkta olan adama tabi burada lefî dalâlin mubîn apaçık sapıklıktaydı der. Bu apaçık kelimesi burada ne anlama geliyor biliyor musun? İğrenç. Tam manası Ramazan. Burada iğrenç anlamına geliyor. Ama asıl mana kitab-ı mubîn apaçık bir kitap. O mana o. Şimdi yani sapıklıkta olan adamı alıp İslam'a sokmak, ona İslam'ı tebliğ etmek, onu buraya kazandırmak peygamber sünneti. Sünnet bak bu. Yapsana. Yapsana sünnet. Efendim. Ha bu ayet ne etti ya? Oho neredeyse aldı bir saatimizi. Devam ediyor şimdi Allah-u Teala. Döndü şimdi Müslümanlara. Uhud Savaşı'ndaki katılan Müslümanlara döndü. Bu hep Uhud Savaşı'nı anlatıyor da araya da böyle mesajlar veriyor Allah. Zannediyorsun ki bu Uhud Savaşı ile alakalı değil zannediyor. Değil o var var. Oradan işte o Uhud Savaşı'nı anlatırken mesajlar çıkıyor, fışkırıyor. Anlıyor musun? Mesajlar fışkırıyor. İşte böyle bir bunlar da bu mesajlar da öyle fışkırdı yani. Efendim. Evelemma asabetküm musibetun gad asabtum mitleyha gultum menna hâda. Baba. Şimdi o Uhud Savaşı'na yenildi ya Müslümanlar. Şimdi bak şimdi ne diyorlar şimdi bak. Onu bile aktarıyor ha Allah. Aktarıyor ki böyle hata yapmayın. Bizi terbiye ediyor yani. Yani bizim dedemiz olan Müslümanlar yani. Sahabe yani dedemiz. Dedemiz olan. Allah onlardan razı olsun. Amin. Bu Müslümanlığı onlar müdafaa etmeseydi, onlar yaşamasaydı bizim elimizde Müslümanlık olmazdı. Yani
Bu Kadir Şinas olmak lazım şimdi, nankör olmamak lazım. İşte o sahabenin mücadelesi, o atla gidilen yerlerde, yaya gidilen yerlerde bu işi becerdiler. Biz hala stüdyoda oturup vaaz veremiyoruz. Oturduğun yerden televizyon seni götürüyor ta Almanyalara, efendim şeylere, Azerbaycanlara. Şimdi orada sahabe ne yaptığı hatayı şimdi anlatıyor. Ufak bir hataları var. O hataları anlatıyor şimdi bize ki siz böyle böyle bir psikolojiye girmeyin. Böyle konuşup yapmayın. Bak ne yaptı şimdi sahabe bak. Uhud Savaşı'nda yenilenler diyor bize. Evelemma esabetküm, size isabet ettiğinde mı? Musibetün bir musibet. Savaşta mağlubiyet bir musibettir arkadaşlar. Anlıyor musunuz? Tabii neyse manayı vereyim de sonra konuşuruz. Gad esabtum misleyha. Siz bundan evvel Bedir'de diyor onlara Allah-u Teala sahabeyle konuşuyor şimdi. Allah-u Teala. Bundan evvel Bedir'de iki katını verdiniz siz düşmana, kafire, müşriye. İki kat bela verdiniz, musibet verdiniz onlara. Gultum mennahada. Şimdi ne diyorsunuz? Ha bu nasıl oldu ha bu iş ya? Ha bu nasıl oldu, nasıl mağlup olduk ya? Ha bu nasıl oldu, mağlup olduk ya demeye lüzum var mı diyor Allah-u Teala? Nedir bu laf, bu konuşuk nedir? Gul huve min indi enfusikum. O bela, o musibet kendinizden geldi size, kendinizden. Ne? Başka sebebini aramayın. Gultum enne hâze. Ha bu nasıl oldu ya? Ha bu musibet, bu mağlubiyet nereden geldi bize ya? Hani Allah bize yardım edecekti? Ha. Yani Allah diyor ya Müslümana yardım ederim ha. Ha Allah bize niye yardım etmedi ya? Bu nereden geldi bu iş? Nereden geldi? Kendinizden. Allah diyor cevaba. Min inde enfusikum. Kendinizden geldi. Bela kendinizden geldi. Musibet kendinizden geldi. Enne hâze deme. Muhteşem, muhteşem bir dünya görüşü, bir davranış görüşü veriyor burada. Muhteşem. Ne? Bir insanın başına, bir toplumun başına gelen musibet kendindendir efendim. Başkasından arama. Oo. Dev bir kanun. Dev. Kaderin esas problemi yani. Ama yani bu tabi Uhud Savaşı'na böyle koyarak bize sunuyor bunu. Lütfen arkadaşlar ses çıkarmayalım. Konsantrem bozuluyor çünkü ben burada kendimi kaybediyorum. Ha ineği batırsam bana duymam ha. Efendim. Ha gultum enne haza. Aa bu nasıl oldu bu mağlubiyet? Deme. Kendinden oldu. Şimdi buradaki mücadele var ya, musibet, bela, mağlubiyet, şu var ya, o bu mağlubiyeti sadece Uhud Savaşı olarak almayın ha. O zaman hiçbir anlamı kalmaz. Uhud Savaşı bitti gitti. O zaman bu ayet hiçbir fonksiyonu yok demektir o zaman. Sakın öyle bir düşünmeyin. Burada bütün mücadeleleri ele alıyor. Ekonomik mücadele, siyasi mücadele, bilimsel mücadele, kültürel mücadele, dini mücadele, bu mücadelelerde kaybetmek anında deme bu nasıl oldu? Ya bu Osmanlı gitti, Viyana'dan Yemen'e kadar bu kadar kuvvetliydi de, ha bu iş nasıl oldu, geldik ha buralara düştük ha bu hallere. Senden bunu deme diyor Allah. Öyle enne haza filan yok. Bu nasıl oldu?
Nasıl olacak? Ben mi yaptım onun yanına? Kabahat bana mı atıyorsun diyor Allah-u Teala. Bak arkadaş çıkıyor burada. Kul hüve min indi enfusikum. De onlara ya Muhammed. Bu musibet başlarına kendilerinden geldi. Bunun güzel bir anlatım biçimi de Maide 105'tir. Yani bunun bu ayeti getirelim oraya. O ayete yahut o ayeti alıp getirelim buraya. O diyor ki orada 105'te. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, aleykum enfusekum. Siz kendinizi düşünün. Kendi problemlerinizle ilgilenin. Kendinizle ilgilenin. La yalurrukum. Size zarar veremez. Men dalle, sapıtan kişi. Sapık bir toplum, sapık bir kişi sana zarar veremez. İzeh tedeytüm. Eğer doğru yoldaysanız. Bak şimdi bu ayetle nasıl buluştu. Sen doğru yolda isen sana sapık toplumlar zarar veremez. Senin doğru yolda olman koruyucudur seni. Koruyucu, koruyucu. Anlıyor musunuz? İyi dikkat edin. Koruyucu hekimlik var ya. Doğru yolda olma sosyal koruyuculuk hekimliğidir. Ne diyoruz? Hasta olmadan efendim sağlığı korumaya ne diyoruz? Koruyucu hekimlik diyoruz. Sağlık bozulduktan sonra iş değişti. Ama ondan evvel hasta olmamak için koruyucu hekimlik kuruldu. İşte bir toplumun koruyucu hekimliği de kendisini düşünmesi ve doğru yolda olmasıdır. İşte o zaman sana kimse zarar veremez diyor Allah. 105'te söylüyor. Al gelin buraya. Ha bu başınıza gelen musibet kendinizdendir. Doğru yolda değildiniz ki. Peygamberin dediğini dinlemediniz. Benim dediklerimi dinlemediniz. Sonra da başına geldi musibet. Sonra de ki enne haza. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu? Senden oldu. Ama muhteşem değil mi arkadaşlar? Yani şimdi burada bir ders veriyor Allah-u Teala bize. Yani o Uhud Savaşı'na koyuyor bu mesajı, oradan bize ışık veriyor. Uhud Savaşı'ndan bu yana, ta 1400 küsur sene evvelden bu yana bize ışık veriyor oradan. İnne Allah ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir, her şeye gücü yetendir. Yani ben isteseydim o musibeti size isabet ettirmezdim. Ama yok öyle şey. Doğruyu yapmayana musibet gelir, benim kuralımdır. Benim koyduğum kuraldır. Doğruyu yapsaydın bu musibet sana gelmezdi. Şimdi enne haza yok. Nasıl oldu bu iş? Nasıl olacaktı? Sen doğurdun onu. O musibeti sen doğurdun. Nasıl oldu bu iş? Muhteşem değil mi bu ders arkadaşlar? Evet. Yani Allah neler anlatıyor da Kur'an'da bilmiyoruz onları. Bunlar yeni suyun üstüne çıkıyor yani. Efendim. Devam ediyoruz. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمَعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا أَصَابَكُمْ size isabet eden ne varsa, olumsuz da kullanabiliriz, olumlu da kullanabiliriz, size isabet eden ne varsa يَوْمَ الْتَقَى الْجَمَعَانِ iki ordunun buluştuğu anda,
iki ordunun buluştuğu anda size ne isabet ettiyse, yani mağlup oldunuz, yaralandınız, 70 kişi efendim şehit verdiniz filan Uhud'da. 70 kişi de onlardan aldık Bedir'de. Efendim ama bizi, onlar bizim iki katımız. Çünkü biz onlar 70 tane de esir aldık. Anlıyor musun? İşte o iki ordunun buluştuğu günde size isabet eden ne varsa febi iznillahi, benim iznimledir. Benim iznim olmadan hiçbir şey ceryan edemez. Ha kötülük oluyor ya Rabbi, sen ona izin veriyor musun? Evet. Sen çok ısrar ediyorsun bana kötülük yapmaya. Tamam, madem özgürsün sen, hadi git diyorum, ne yaparsan yap. Benim iznimledir. Niye bunu yapıyorsun ya Rabbi? Verme izin. İzin verme. De mağlup olmayalım. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerin kim olduğunu belirlemek için yapıyorum. Bunu size göstermek için yapıyorum. Kiminiz münafıktır, kiminiz nedir? Bunu belirlemek için, ayırmak için bunu size yapıyorum. Aha! Bunlar münafık, bunlar mümin. Gösteriyoruz. Anlaşıldı mı? Bu imtihan olmadan böyle bir şey olamaz. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz bu Uhud Savaşı hala devam edip gidiyor. Neler 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 oldu. Tabii bugün çok ilginç şeyler anlattık. Allah'ın rızasını elde edenle Allah'ın gazabını elde edenin farkını anlattık. Peygamberimizin insanlığa bir lütuf, bir ihsan olduğunu, bütün peygamberlerin olduğunu söyledik. Onların üç tane görevi olduğunu, Allah'ın ayetlerini okumak, insanları arındırmak, insanlara kitabı ve hikmeti öğretmek, yani Kur'an ile aklı buluşturup hikmeti ortaya çıkarmak ve öteki ayette söyledik, insanlara bilmediklerini öğretmek dedik. Bunlar peygamberimizin sünnetleri aynı zamanda. Allah'ın ona emirleri, o bunları tatbik etti, onun sünneti meydana gelmiş oldu. Ve sonra musibetin insanların başına kendiliklerine, kendilerinden geldiğini, musibeti insanın kendisi doğurduğunu, toplumların başına gelen musibetleri o toplumun doğurduğunu söyledik, anlattık. Ve burada şu söz söylemeyecek. Ya nasıl oldu bu iş ya? Nereden çıktı ya? Hani Allah bizim yardımcımızdı ya? Hani müminlere yardım ederdi ya? Böyle bir soru yok. Dersini verdi bize. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan kullarından eylesin. El-Fatiha.